Alıyoruz. Şimdi sahaya bir gidelim. Hayrettin Koç, Yayakbaşı Köyü muhtarı, depremin merkez üstüne çok yakın bir köy zannederim. Kendisi bizi daha sağlıklı bilgilendirecektir. Geçmiş olsun Sağ olun Sayın kardeşim. Koç. Yakın bir yerdesiniz anladığım kadarıyla. Köydeyiz işte, yakın bir Yani yerdeyiz, evet. sizin bulunduğunuz yerde mi oldu? Çilimli tarafında bir yer mi burası? Ben orayı bilmediğim için soruyorum Düzce özellikle. merkez. Herkese. Düzce merkez, Yayakbaşı. Nedir efendim sağdaki durum şu anda? Sağdaki durum şu an sakin, bir şey yok, şükürler olsun. Yani mesela iki sefer sallandık işte. Evet. Başka bir şey yok. Hani şu an halk İnsanlar böyle dışarıda bir mı, şey var. evlerinde mi? Nasıl? İnsanlar evlerinde mi, dışarıda mı? Ya Hasarla şimdi ilgili bir telefon aldınız insanların mı? birkaçı evinde, birkaçı şeyinde, mesela alçak evler, zaten bizim burada bir katlı, iki katlı evler, anlıyor musun? Şeydi yani, şu an sıkıntı, yani bir sıkıntı yok, şükürler olsun. Hani olumsuzluk da yok. Peki. Şu ana kadar sizin bulunduğunuz yerde bir olumsuzluk yok. İnsanlar evlerinde kalmaya devam ediyorlar. Doğru anlıyorum. Evet kardeşim, evet, aynen. Peki, çok çok geçmiş olsun efendim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Efendim, Hayrettin Koç, Yayakbaşı Köyü muhtarı, depremin yaşandığı bölgede herhangi bir sıkıntı olmadığını sağdan da